Komşuluk ilişkisi, komşuluğumuz modern insanın en büyük yaralarından bir tanesidir. Yaralarımızdan bir tanesidir. Bu konuşan kardeşiniz bu işi mükemmel yapıyor da anlatıyor değilim. Ama gittiğimiz yerlere vazife icabı çok sık ev değişiyoruz. Gidiyoruz. Altı ay oturuyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bu binaya kim taşındı? Nereden geldi? Nasıl bir adamdır? Kıymetli kardeşim her birimiz eski ifadeyle bir köy mesabesinde olan sitelerde oturuyoruz. Belki bir köyde da, oturandan daha fazla insanın oturduğu neredeyse bazen Anadolu'daki küçük bir kasabadaki kadar insanın yaşamış olduğu sitelerde oturuyoruz. Her birimiz hiç olmazsa kendi binamızdaki ailelerde, evlerde kaç kişinin olduğunu ekonomik durumlarını, çocuklarının durumunu, hastalık sağlık durumunu bilmek durumundayız. Gecenin yarısında kalp krizi geçirince ta köydeki filan şehirdeki akraban sana yetişmez. Kapısına tıklatacağın, zilini basacağın komşundur. Ama tanımıyorsun ki, irtibatın yok ki. Kıymetli kardeşim, mazale cibrilu yusini bilcar. <laughs> hatta zanantu ennehu yu, seyyurrisu buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti. O kadar çok bahsetti. Komşuluk ilişkisine dikkat et, dikkat et, dikkat et. O kadar çok söyledi ki neredeyse komşunun komşuya mirasçı olacağını zannettim. Neredeyse komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim o kadar çok komşuluk ilişkilerinden bahsetti ki Allah'ın emriyle elbette Cebrail aleyhisselam ben bir komşu vefat ettiği zaman diğer komşunun ona mirasçı olacağı kanaatine kapıldım diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Bu kadar önemlidir kıymetli kardeşlerim.